Buyurun. Tamamdır. Evet değerli katılımcılar, 8. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin asıl konulara geçmeden önce her zaman yaptığım gibi önceki derste neler ele aldığımızdan biraz bahsedeceğiz. Mesela ilk olarak evrensel değerlerden bahsetmiştik. Bu konuda bazı kavramları öğrenmiştik. Bunların cümlelerde nasıl kullanılabileceğinden örnek cümleler üzerinden bahsetmiştik. Ardından milli, kültürel ya da dini önemli günleri ve önemli değerleri bahsetmiştik. Gerek Türkiye'de gerek Almanca konuşulan ülkelerde önemli olan bazı günlerden bahsetmiştik. Bunun ardından hem Türkiye hem de Almanca konuşulan başka Almanya, İsviçre ve Avusturya olmak üzere bazı önemli şahsiyetleri ele alarak aslında onları hem hayatlarına değindik, onlar için onlar tanımak için önemli olan bazı konulara değinerek bir yandan da aslında cümle okumaları yaptık ve bu sayede kelime söyleyişimiz, pronunciation'ımız ne durumda, cümleleri okurken nelere dikkat etmemiz gerek, bunları ele aldık ve son olarak da çokluk belirten bazı kelimelere değindik. Bunlardan biraz daha şöyle söz edelim. Evrensel önemli gün ve haftalar olarak mesela Sevgililer Günü'nün İngilizceye benzer şekilde Valentine's Day olduğunu öğrendik. Ya da Anneler Günü'nün Muttertag, yani anne ve günü birleştirerek evrensel olarak önemli gün ve haftalarda tak kelimesini yani gün kelimesini sona koyup başına anlamı neyse o kelimeyi koyarak aslında kelime tamlamasını oluşturabileceğimizden bahsetmiştik. Bunun ardından Müslümanlar için önemli günlerin ya da bazı Müslümanların, mesela Türkiye'deki Müslümanların özel olarak kutladığı bazı günler vardı, kandiller gibi. Bu günlerin Almanca'da nasıl söylenebileceğinden bahsetmiştik. Bunların direkt Almanca hali aslında olmadığını, ancak özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin bu kandilleri Almanca betimleyebilmek açısından anlamları üzerinden bazı tamlamalar oluşturduğundan bahsetmiştik. Mesela Mevlid Kandili'nin Almanca Geburtstag des Propheten, yani peygamberin doğum günü anlamına geldiği için bu şekilde anlamca adlandırıldığından bahsetmiştik. Ve Ramazan Bayramı'nı Kurban Bayramı'na değinmiştik. Ardından Hristiyanlıkta önemli olan bazı günlerden bahsedip bunların biraz da iç yapılarına bakmıştık. Yani bunlar Türkiye'de kutlanmıyor. O yüzden birçoğumuzun asıl anlamını bilmeme ihtimali yüksek. Bundan biraz bahsedip aslında genel bilgimizi de biraz arttıralım demiştik. Mesela Nikolaus günün ne olduğundan bahsetmiştik. Çocuklara hediyeler verildiğini, aslında bildik bayramlara da çok benzediğini, sadece belli ritüellerinin olduğunu ele almıştık. Ya da Paskalya Bayramı gibi, Cadılar Bayramı gibi. Ardından biraz daha milli günlere dönerek Almanya için önemli olan iki önemli olaya değinmiştik. Biri Oktoberfest, biri de Kültürler Karnavalı ya da Kültürler Bayramı da diyebiliriz. Oktoberfest'in artık Almanya'nın hani başyapıtı gibi görülen önemli bir festivali olduğundan bahsedip bunun ne kadar yani içeriğinde neler olduğundan, yöresel değil de Wiesn olarak adlandırıldığından ve her yıl 6 milyon insan tarafından en az ziyaret edildiğinden bahsetmiştik. Ve bunun yanında size küçük bir de bilgi vereyim. Ozatz diye bir söylenen bir söz vardır. Bu Bavyera lehçesine giren bir sözdür. Ama Almanya'nın birçok yerinde duyma imkanınız da olabilir. Kelime anlamını Türkçe olarak direkt çevirirseniz çok yanlış, farklı bir şey çıkıyor. Ama asıl anlamı parti zamanı demek ve bütün Almanya'dakiler bu sözün Oktoberfest'i, yani Ekim'de yapılan bu festivali, bira festivali olarak da adlandırılan bu günü başlatma amacıyla söylendiğini bilmektedir. Bu da sizin için bir bilgi olsun dedim. Bunun ardından Türkiye için önemli olan günlerden bahsettik. Hıdrellez gibi, Çanakkale Zaferi gibi, yani Türkiye'deki herkesin bildiği ya da çoğunluğunun bildiği ve kutladığı belli etkinliklerin yapıldığı özel günlerden bahsettik. Ardından da biraz daha Almanca için yani gramer anlamında önemli olan birkaç konuya değindik. Mesela çokluk olarak Z'yi
Me'yi ve zufiyel, yani bu üç yapıyı kullanabileceğimizden, ancak bu üç yapıyı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Mesela zea'nın bir zamir olduğunu, zufiyelin ya da sadece fiil olarak da kullanılabiliyor, belirsiz zamir ya da sıfat olarak kullanıldığını, meyanınsa biraz daha fazla gibi aslında zea ve fiilden ayrılan bir özelliğinin olduğundan da bahsettik. Haftayı bitir ya dersi bitirmiştik. Bu dersimizde asıl olarak neleri işleyeceğiz? Bir kere belli planlamalar yapacağız. Daha önce planlama üzerinden biraz bahsetmiştim. Gün içinde mesela neler yaptığımızdan nasıl bir şekilde bahsedebiliriz? Uyandığımız andan yattığımız ana kadar. Bu seferki bahsedeceğimiz planlamalar daha çok tatil üzerine olan planlamalar. Gezmek, belli bir yerlere gitmek, orada gezerken neleri ele alabileceğimizden bahsedeceğiz. Bunun ardından Almanya, İsviçre ve Avusturya için önemli olan bazı yerleri ele alacağız. Bol bol cümlelerimiz olacak. O cümleler üzerinden bu yerleri de tanımış olacağız. Biraz da onlara ait aslında bazı şeyleri de öğrenerek biraz daha o ülkelerin yapısını da anlayacağız. Ve bir yandan da dilimizi geliştireceğiz. Ardından dünyanın yedi harikasını bahsederek hem Almanca ele alıp hem de aslında kültürel bilgimizi de ilerleteceğiz. Bunun ardından indefinite pronomen diye bir konuya girişeceğiz. Bakalım o neymiş, ne anlama geliyormuş. Daha önce pronomen üzerinden bazı şeyler öğrenmiştik ama bu seferki biraz farklı. Bunun ardından endeklinasyona ve bazı önemli konulara değineceğiz. Bunların bazılarını daha önce gördüm ancak bana bazı konularda sorular geldi. Bu da belli şeylerin biraz oturmadığını da belki de gösteriyordu ve en azından şöyle bir küçük tekrar da yapalım dedim. Çünkü bunlar temel aslında konular. Bunları bilmeden ileriki seviyelere geçmeniz mümkün değil. Geçseniz çok ciddi zorlanırsanız bunları ne kadar oturtabilirsek o kadar iyidir diyerek dersimize başlayalım. İlk bölümümüz planlamalar. Mesela tatile gideceksiniz. Bu tatilde tatile gitmeden önce neler yaparsınız? Belli planlamalar yaparsınız, gideceğiniz yeri araştırırsınız. İlk defa hele de gidiyorsanız. Mesela ben bu haftaki bu derslerimizde özellikle daha önce PDF'ini yollamıştım. Kompak adlı bir kitaptan yararlandım. Bu kitabın PDF'inden siz de internet üzerinden de bulabilirsiniz. Eğer grupta göremeyenler varsa direkt gruba bakarsanız zaten bulabilirsiniz. Oradan da hani belli etkinlikler yapabilirsiniz. Böyle güzel bir etkinliği var. Mesela resimleri ele alıp bunlar üzerine belli cümleler koyup eşleştirmeler yapabiliyorsunuz. Hem o konuyla alakalı hem görsel hem de aslında okuyarak kelime dağarcığınızı da geliştirerek o konuyu öğrenmiş oluyorsunuz. Mesela Almanya için işte tatilde nerelere gidilebilir üzerine bir çalışma yapılmış. İşte dört tane resmimiz var. Dört tane de bölüm olarak ayırıp demiş ki bunları oku, resme göre eşleştir. İlkinde mesela neyden bahsetmiş? Aslında size şunu söyleyebilirim bu konuda. Bir şey okuyorken Almanca olsun, Türkçe olsun fark etmez. Eğer kelime olarak her şeyi bilmiyorsanız özellikle bildiğiniz kelimelere odaklanıp karşılaştırmaya bakın. Yani yazı çok uzun göründüğünde ya ben direkt bunu yapamam deyip İşin içinden çıkmak yerine biraz daha şurada şu kelime var, burada bu kelime var, o zaman şunu anlatıyor olabilir demek aslında daha mantıklı. Mesela A'ya bakalım. Demiş ki D, O, C. C kelimesinin deniz olduğundan daha önce bahsetmiştik ama belki küçük bir şekilde geçmişti. Yeniden hatırlatalım. O, C diyerek aslında belli bir yerdeki denizden bahsettiğinden de anlayabiliriz. Austin, Weston yönlerden bahsetmiştik. Austin'ın doğu olduğundan bahsetmiştik. Yani doğuya, doğu denizi gibi bir anlama geliyor burada. Peki ne demeye çalışmış? Devamına bakalım. Mesela what's the sport? Su sporları üzerine belli bir şeylerden bahsetmiş. Bunun ardından kültür ve geschichte. Yani kültürel ve tarihsel belli bir önemi olduğundan da bahsetmiş. Ya ayrıca bu konularla ilgileniyorsanız ilginizi çekebileceğinden de bahseden bir yazı var burada. Bunu aklımızda tutalım. Buradaki resimlerden biri bunu anlatıyor demek ki.
Mesela ilk resim olamaz çünkü ormanla alakalı bir resim. İki olabilir, üç olabilir. Dörtte belli bir yer temsil edilmiş. Doğal olarak dördü de elememiz gerekiyor burada. Birincisi ya iki olacak ya üç olacak. Ardından ikinci yazımıza bakıyoruz. Mesela nelerden bahsetmiş? Yine bir spor var. Boş zaman aktivitelerinden bahsedilmiş. İşte kayak yapmak gibi. Bunun ardından da belli özelliklerinden bahsetmiş. Bayern'den bahsetmiş. Yani burada aslında Almanya'nın belli noktalarının önemli özelliklerinden bahsettiğini de fark edebiliyoruz. Bunun haricinde üçüncü bölümde aslında üç alan içinde önemli bir deniz olduğunu temsil etmiş. Ne demiş? Die Bodensee teilen sich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kein See in Deutschland ist größer und attraktiver. Yani buradaki bahsettiğimiz yer Almanya'nın en büyük denizi ya da deniz parçası da diyebiliriz. Çünkü daha büyüğünün olmadığını söylüyor Almanya içinde. Burada da yine 2'de ya da 3'ten bahsettiğinden de düşünebiliriz. Yani A ve C 2 ya da 3'ten bahsediyor. Son olarak baktığımızda burada neyden bahsetmiş? 6.000 kilometrelik belli bir araziden bahsediyor. Bu arazinin belli bir özelliğinin olduğunu söylüyor. Aslında bunları sizden birilerine de okutmak istiyorum. Okumak isteyen varsa direkt onlardan alalım. En azından birer cümle olarak. İki dememizin sebebi üçte olan bazı özellikleri burada değil, ileriki başka bir yerde anlatmış olması. Burada da önemli olan aslında dediğim gibi bütün kelimeleri bilmesek bile içinden okuduğumuz bazı kelimeler üzerinden ne anlatmaya çalıştığını anlayabilmek. Birincisi bu şekildeydi. İkincisini okumak isteyen var mı? Bahsedilmemiş. Bu da bize iki ya da üç olamayacağını göstermiş. Ve bahsettiği sporları orman gibi bir alanda yapmamız da mümkün değil. Aslında burada bahsedilen belli bir yer. Ve bu yeri direkt olarak belki bize harita olarak vermemiş ama dördüncü resimde belli yerin hani direkt yukarıdan çekilmiş fotoğrafı var. Buradan bize aslında cevabı da veriyor. Dördüncü fotoğraf direkt burada bahsettiğimiz yerin aslında fotoğraf hali. Bu şekilde de Hocam neden diyebiliriz. bir değil? Neden bir değil? Çünkü burada bahsedilen sporları birinci fotoğrafta gördüğünüz gibi bir ormanlık alan var. Evet bir yürüyüş var ama bahsedilen işte buz kayağı gibi spor dallarını burada yapılması mümkün değil. Burada bahsedilen yer spesifik olarak bir orman gibi bir yer olamaz. Dördüncü resimde her ne kadar bir bina varmış gibi gözükse de aslında şehri ya da belli bir kasaba gibi alanı temsil ediyor. Bu Anladım nedenle. hocam. Anladım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Üçüncüyü okumak isteyen var mı? Okuduğumuz yazı için tahmini olan var mı? Üçüncüsü hangi resme ait olabilir? Üçüncü resim olabilir mi hocam? Evet. Evet, doğru tahmini yürüttünüz. Zaten yine burada bahsedilen Almanya, İsviçre ve Avusturya için bunları birbirine bağlayan bir denizden bahsediyoruz. Burada yine iki ya da üç olması gerek. Biraz önce ikiyi zaten kullanmıştık, eledik. Burada demek ki üçüncü resim olacak. Bu şekilde. Sonuncuyu okumak isteyen var mı? Önemli ormanlardan biridir. Ve Göteli Şiller'in de çok sık eserlerinde bahsettiği bir ormandır. Bu önemli şahsiyetlerin eserlerini okursanız zaten görebilirsiniz. Bu şekilde bir etkinlik yapalım dedik. Bunun haricinde eğer Almanya'ya giderseniz ya da Almanca konuşan herhangi bir ülkeye giderseniz tatil için böyle belli yerleri tanımlayan ya da işte tatilde nerelere başvurabileceğiniz dair bu şekilde kartlar görmeniz mümkün. Kartların üzerinde genelde o yerin ismi yazar. Burada olmasa da adresleri yazar. İşte mesela gecelik ne kadar olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu, işte içinde kimisinin kafe olur, kimisinin restoranı olur. Çocuklar için ne kadar, büyükler için ne kadar olduğu mesela burada yazıyor. Bu şekilde de görebilirsiniz. Özellikle bazılarında da mesela
belli eyaletlere göre farklı kurallar olabiliyor. Almanya'da özellikle böyle bir şey var mı bilmiyorum ama bazı ülkelerde belli saatten sonra sifon çekememe gibi ilginç kurallar olabiliyor. Bunları da direkt kartlarında yazabiliyorlar. Özellikle turistlerin geldiği noktalarda. Bunları da hani göz önünde bulundurmak gerekiyor. Belli yaşlara göre bile gecenin fiyatları değişebiliyor. Bunları da görebiliyoruz. Genel olarak kartları bu şekilde oluyor. Hatta gazete ilanlarında bile görmeniz mümkün. Bunun haricinde bir de direkt otel olarak değil de farklı seçenekler sunan yerler de var. Mesela ülkemizde de çok sık kullanılan gençlerin gerek okul zamanı gerek yaz kamplarında kaldıkları yerler var. Burada yazı kaymış ama Jugendherberge genç yurdu anlamına gelen bir Türkçe kelimedir. Bu dediğim gibi okulda, üniversite zamanında özellikle gençlerin kaldığı yerlere de deniyor. Bunun haricinde yaz kamplarında kalınan yerlere de Jugendherberge diyebiliyoruz. Bundan sonra Türkiye'de pek göremediğimiz, hatta benim hiçbir şekilde duymadığım ama belki olabilir, bilemeyeceğim. Özellikle yurt dışında Avrupa'nın birçok ülkesinde çok fazla yararlanılan bir yöntem var. Couchsurfing, İngilizceden geçme bir kelime ve kanepe evi gibi bir anlama geliyor ama şöyle söyleyebiliriz. Mesela siz gidip bir yerde kalmak istiyorsunuz ama elinizdeki miktar çok düşük. Böyle bir durumda buna başvurabiliyorsunuz. Size kalabileceğiniz direkt olarak hani bir kanepe gibi sadece kanepe ve yanına alabileceğiniz bir iki yerin olduğu küçük bir alan veriyorlar. Ücret de tabii buna göre oluyor. Bunun için de Couchsurfing direkt tercih eden kişiler de var. Özellikle öğrenciler bunu çok fazla tercih ediyor. Jugendherberge eğer pahalı gelirse. Onun dışında Türkiye'de de çok fazla yapılan camping plots yani kamp alanlarına da gidebiliyorsunuz. Oteli zaten biliyorsunuz özellikle iş için gidenler çok fazla tercih ediyor. Ferienhaus yazlık demek. Zelt çadır demek. Pansiyon Türkçe'de de zaten yakın anlamlı olan pansiyon. Ferienwohnung'da tatil apartı, tatil apartmanı gibi de yani tatilde kalabileceğiniz yer ama daha çok apartman gibi, apart gibi birçok kişinin belli yerde bir arada kaldığı yere deniyor. Burada da önemli olan özellikle Türkçe'de pek olmayan Jugendherberge, Couchsurfing, Camping Plus ve Hotel. Neden bu dördüne özellikle önem veriyoruz? Çünkü burada bunların eşleştirmesinin yapılması istenmiş mesela. Denmiş ki Jugendherberge. Ne demiştik? Gençlerin özellikle kaldığı yurtlardı. Burada özellikle en yakın olabilecek resim sizce hangisi? Chat kısmı açık mı bu arada hocam? Kapalı hocam. Hemen açıyorum. Chat'ten yazabilirsiniz arkadaşlar. 3 numara olarak. Evet. Evet, 3 numarayı diyebiliriz. Çünkü özellikle Türkiye'de de kaldığımız yurtlarda en çok bildiğimiz şey ranzalar. Burada da ranza direkt dikkatimizi çekiyor. Couchsurfing'den biraz önce bahsettik. Couchsurfing sizce hangi resim olabilir? Evet, 1 numaralı resimde de Couchsurfing'e örnek verilmiş. Camping Plus. Evet, 4. resim. Hocam Çadır olarak Çadır olarak da tabii ele alınabilir ama burada seçeneklerde camping plats var. Yani kamp alanı demiş. Kamp alanında en çok gördüğümüz şey nedir? Çadır. Çadırın etrafında işte ateş yakılır. Bunun gibi şeyler kampı temsil eder. O yüzden 4. resim dememiz doğru olur. Son olarak da otel var. Zaten otelin en önemli özelliği genelde bu şekilde dizayn edilmiş güzel mekanlar olması. Burada da kalan tek resim 2 olduğu için 2'ye eşleştiriyoruz. Ve burada bir diyalogumuz var. Otel gibi, pansiyon gibi yerlere gittiğimizde çok sık rastlayabileceğimiz bir diyalog. Burada önemli özellikle belli kelimelere bakmamız gerekiyor. Belli kalıplar var. Mesela ne demiş başlangıçta? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Sizin için ne yapabilirim? Yapmak kelimesinin Almanca machen olduğundan bahsetmiştik ama bunun yanında tun kelimesi de çok sık kullanılıyor.
Günlük hayatta genelde gün içindeki basit işlemlerde ne yaparım derken tüm kelimesini daha çok diyebilirsiniz. Cevap olarak da ne demiş? Yine Guten Tag. Kendisi nasıl selamladıysa o da aynı şekilde selamlamış. İsmini söylemiş. Ich suche eine Unterkunft für 5 Tage. 5 gün boyunca, 5 gün için, für boyunca da olur, için de olur. Türkçe iki şekilde de çevirebiliyoruz. Kalacak bir yer arıyormuş. Unterkunft burada kalacak bir yer olarak Türkçe'ye çevrilebiliyor. Sonra ne demiş? Tarih özellikle belirtilmesini istemiş. Das Datum sagen. Özellikle bir tarih söyleyebilir misiniz? O da tarih söylemiş. İki tarih arasını temsil ediyorsa eğer belli tarih ve belli tarih arasını bahsedecekseniz mesela burada nasıl örneğini vermiş? Vom 1 bis zum 6 August. Yani aslında burada denen 1 Ağustos'dan 6 Ağustos'a kadar. Biz bunu Türkçe'ye tabii 1-6 Ağustos arası olarak da çevirebiliyoruz. Burada vom bis de kullanılabilir. Zwischen de kullanan var. Daha çok vom bis kullanılır tabii. Da aklınızda bulunsun. Das bedeutet, dass es in der Hauptsaison wird. Yine birleştirilmiş bir cümle örneğimiz var. Bunları daha önce öğrenmiştik. Das'la cümlelerin nasıl bağlandığından. Ne demiş? Das bedeutet, yani demeye çalışıyor ki, anlatmaya çalışıyor ki gibi bir anlama da geliyor Türkçe. Tatil sezonunun içinde olacak. Tatil sezonunda belli bir gün istemiş. Ve şunu sormuş. Wollen Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Çift kişilik oda demek Doppelzimmer. Einzelzimmer da tek kişilik oda demek. Einzel'i birçok şeyin önüne getirebiliyoruz. Mesela tek kişilik bilet alırken de Einzelticket diyoruz. Buradan da bu kelimenin tek kişilik anlamında ya da Doppel'in tek çift kişilik anlamında olduğunu öğreniyoruz. Einen Moment bitte. Burada da bir saniye lütfen anlamında bir cümle kurulmuş. Ich schaue nach. Bir şeyi araştıracak, bir şeye bakacak. Ob wie ein freies Doppelzimmer haben. Ob bize tanıdık geldi geçen haftalardan. Ob'u kullandığımızda ne yapıyorduk? Asıl fiili sona atıyorduk. Burada da fiilimizi haben olarak sona atmışız. Boş, çift kişilik oda olup olmadığına bakacağız. Boş oda derken frei kelimesini kullanıyoruz ve Zimmer'ın artikeli das olduğu için burada ein freies Doppelzimmer dememiz gerekiyor. Bakmış ve demiş ki perfect, mükemmel, bir tane var. Es gibt ein. Ücretini sormuş. Herhangi bir şeyin ücretini sorarken wie viel kostet diyoruz. Burada birleşik de yazabiliriz, ayrı da yazabiliriz. Hiçbir şey fark etmiyor. Wie viel kostet es für 5 Tage? 5 gün için ücret ne kadar? O da demiş ki dieses Zimmer kostet 100 Euro pro Nacht. Pro Nacht gecelik, bir gece için anlamında da kullanılır. İşte pro tag olarak da yani gün içinde kullanabiliyoruz. Gecelik 100 koymuş. İstes pro person, yani pro person, yani kişi başı mı? Bu kişi başında da yine pro kullanabiliriz. Nein, das ist für Zimmer. Yani içinde kaç kişinin kaldığının bir önemi yok. Odanın direkt gecelik 100 euro olduğunu söylemiş. Hocam, ne demiş? Şimdi bir soru var. Affedersiniz. Buyurun. Buyurun. Haupt tam olarak ne anlama geliyor diye sormuş. Haupt sezon olarak geçiyor ya. Cümlede kullanmışız. Haupt sezon yani burada asıl dönem gibi bir anlama da geliyor Türkçe'de. Onun dışında Haupt'un birkaç tane daha anlamı var. Onun önüne geldiği kelimeye göre de değişebiliyor. Ben ana sezon olarak düşünmüştüm. Aynen, ana sezon, temel sezon iki anlamda da kullanılabiliyor. Ana sezon Türkçe'de tabii daha fazla kullanılıyor. Devam edelim. Ne demiş? Mesela kahvaltı dahil mi? Inclusive dahil olup olmamayı temsil eder.
O da demiş ki fiyata dahil. In price, in begriffen. Fiyata dahil olduğunu bu şekilde belli etmiş. Bieten sie Mittag und Abend essen an. Anbieten, vermek anlamında burada kullanılmış. Öğle ve akşam yemeği veriyor musunuz, servis ediyor musunuz gibi bir anlamı var. O da nein, leider, maalesef demek. Nein, leider, bieten wir nicht an. Vermiyoruz. Aber es gibt viele Restaurants in der Nähe. Yakınlarda, in der Nähe yakınlarda anlamında kullanılıyor bu cümlede, buna benzer cümlelerde. Yakınlarda çok sayıda restoran var. Güzel. Ich würde gerne diese Zimmer reservieren. Reservieren. Özür dilerim. Bu odayı rezerve etmek istiyorum. Rezerve etmeye karar vermiş. Gerne, memnuniyetle anlamında da kullanılabilen bir kelime. Aufnahme Agneska ismini söylüyor ve hangi zaman için ayırdığını söyleyip işini bitiriyor. Ödemeyi yapıyor daha sonrasında. Rezerve ediyor ve işte sehr gut, danke schön, işte auf Wiedersehen gibi kelimeler kullanarak konuşmayı bitiriyor. En basitinden bir otel gibi bir yere gittiğinizde nasıl rezerve edebileceğinize dair bir örnekti bu. Bunun haricindeki örneklere de... Hocam son, başka slide'a geçmeden bir soru daha sorabilir miyim? Tabii buradayken. Tabii. Hocam peki freeze derken neden genitif kullandık? Sıfat değil mi diyor Hüseyin? Fries mi? Ben burada freeze yazmış ama fries olabilir. Fries doppelzimmer olarak mı ele almış? Hangi freeze'i ele almış? Şu an onu bulmam gerekiyor. En alttan ikincisi hocam. Evet, pardon, ben şeyi sordum. Chat'teki kısmı söyledim. Fries'erken neden geldi kullandığı sıfat değil mi? Şu an tam olarak neyi temsil ettiğini anlamaya çalışıyorum ama ben de göremiyorum. Doppelzimmer haben. Burada bahsettiğimiz boş bir oda derken, yani burada esin gelmesinin nedeni dativden dolayı değil. Das artikelini burada kullanmadık. Onun yerine aynı kullandık. Ve aynın ardından bir sıfat geldiğinde biz bunu konuşmuştuk. Ein kelimesini, yani bir anlamına gelen kelimenin yanında eğer asıl kelimeden önce bir sıfat geliyorsa, sıfata das'tan dolayı, zimanın artikeli das olduğu için es takısı getiriyoruz. Yani buradaki gelen es takısı genitif değil. Tamamıyla zimanın artikeli das olduğu için. Bu şekilde belirteyim. Bunun haricinde dediğim gibi buna benzer örnekler görmek için şurada belli bir link bıraktım. Oradan da tekrardan hani hem dinlemek istiyorum derseniz bakabilirsiniz. Bunun haricinde mesela belli bir yere gideceksiniz. Bilet almanız gerekiyor. Bilet alırken de yine tek kişilik böyle biletler satılabiliyor. Genelde işte KDV dahil olup olmadığı belli yazılıyor üzerinde. Nerelere gidebileceğiniz yazıyor. Ya da belli saatler için bazı kartlar alabiliyorsunuz. Mesela işte bir gün için, iki gün için, üç gün için. Bunların da fiyatı yine değişebiliyor. Birden fazla kişi için toplu kartlar alabiliyorsunuz. Bunların da özellikleri üzerinde yazıyor. Bunun haricinde bir de şu konuya değinmemiz gerek. Mesela yaşadığınız bir olayı anlatacaksınız. Çünkü resmi bir anlamda maili şu an ele almamız mümkün değil. Ancak içinde yaptığınız bir şeyi alırken nasıl bir şekilde başlayabileceğinizden iki tane de buraya örnek koydum. Mesela plan üzerinden bir ne yapılmış? Mail atılmış. Burada dikkatimizi çeken şey ne? Başına nasıl başladı? Sevgili Ruth. Yani bu gerek mail olsun gerek mektup olsun. Buna başlarken başına liebe, işte kimse, yanına ismini yazarak burada maile başlıyoruz. Ve bu şekilde devamını getiriyoruz. Sonunda da işte artık ne söylemek istiyorsanız, bunun içinde bazı kalıplar var. Bunun haricinde bir de tatilimizi nasıl anlatabileceğimizden bahsedelim.
Ben okuyabilirim ama benim tavsiyem daha çok katılımcılardan birilerinin okuması. Hem farklı sesler duyalım nasıl bir şekilde telaffuz edildiğine dair. Bunun için el kaldırabilirsiniz. Aynen, okumak isteyen varsa. Burada möfteyi kullandığımız için asıl fiil sona gitmiş. Ve fiilin asıl halinde kullanmışız. Yani çekimlememişiz ihe göre. Direkt erzahlen olarak kullanmışız. Ne demiş devamında? Öncelikle, zuerst. Böyle kelimeler cümlenin başında geliyordu. Zuerst haben wir uns ausgesucht. Gitmeden önce nereye gideceğimizi seçtik. Wohin wir gehen wollen, before wir abgereist sind. Wir beschlossen nach Antalya zu fahren. Antalya'ya gitme kararı aldık. Das liegt daran. Orası çok güzel bir tatil alanıdır çünkü. Daran burada çünkü anlamına gelir. Das liegt daran, dass es ein sehr schönes Urlaubsgebiet ist. Burada da i ile e yan yana gelmiş. İ'yi uzatarak okuyup e'yi okumuyoruz. Gebiet. Yine zuerst ile başlamış. Zuerst haben wir unser Gepäck gemacht. İlk önce bavulumuzu yaptık, bavulumuzu hazırladık. Dann stiegen wir ins Auto und fuhren dorthin. Sonra ise arabaya binip oraya gittik. Es war sehr schön dort. Orası çok güzeldi. Es hat mir sehr gut gefallen. Çok sevdim orayı. Otele gitmişler. Ardından biraz uyumuş. Sonra ne yapmış? Dann sind wir zusammen ans Meer gegangen. Sonra birlikte denize gittik. Denize gitmişler. Orada yüzmüşler. Yüzdük ve yüzdük. Defalarca kez yapmışlar. Hava çok sıcakmış falan fistan. Genel olarak tatilde neler yaptığımızı bu şekilde bahsedebiliyoruz. Hocam var. Eğer... Affedersiniz. Buyurun. Var kelimesini tekrarlar mısınız? İki soru geldi de. Hangi kelimeyi? Var. Var. Şu hı-hı kelime mi? Aynen. Dediğim gibi sonunda R ile bitiyorsa, önünde A ya da E varsa genelde R'yi okumayıp biraz daha A'ya tekabül okuyoruz. Veta gibi, va gibi. Burada R'yi okumayıp A'yı biraz uzattık. Veta da var. Yani tam olarak veta deyip A'yı kısa kesmeden hafif uzatıyoruz. Ya da via. Yani sonu R ile bittiği için önünde sesli harf varsa eğer orada A gibi okumamız gerekiyor. Bu da Almanca pronunciation'da bir kural. Bunun haricinde buna benzer yine yazılara, diyaloglara bakmak isterseniz buraya yine örneğini koydum. Bu şekilde bakabilirsiniz. Mesela burada da bir tane örnek varmış. En son yaz tatilinde ne yaptığından bahsetmiş. Bunu da size ödev olarak veriyorum. Evde okuyun. Türkçesine bakmadan okumaya çalışın ve hani en azından neler anladığınızı not edin. Sonra Türkçesine bakın. Bakalım tahminleriniz doğru mu? Mesela bilmediğiniz kelimeler neler var? Böyle küçük listeler çıkarabilirsiniz. Çünkü bu derste her ne kadar ben kelime listesi versem de bilinmeyen kelimeler hep çıkıyor. Kelime listesi hani bitmez. Sonuçta sözlükte de bir sürü kelime var. Bu kelimeleri günlük hayatta kimisini çok kullanıyoruz, kimisini çok kullanmıyoruz. Her ne kadar örnek versek de farklı kelimeler de çıkabiliyor ya da birleşik kelime oluyor. Aslında kelimeyi biliyoruz ama iki tane bildiğimiz kelimeyi birleştirip hani belli bir anlamda yeni bir kelime oluşturabiliyorlar. Bunlara bakmak gerekiyor. Genel olarak tatillerde neleri ele alabileceğimiz ya da bir kalacağımız yere giderken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, gittiğimiz yerde kendimize oda ya da belli bir kalacak yer ayarlarken neleri konuşabileceğimizden bahsettik. Şimdi ise Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki önemli yerlerden ve biraz da dünyanın yedi harikasından bahsedeceğiz. Mesela ne demişiz? Almanya. Ne demiş? Deutschland. Deutschland olarak da okuyabiliriz. Asıl ismi Bundesrepublik Deutschland'tır. Yani Federal Almanya Cumhuriyeti olarak Türkçe çevrilir. Ist ein Bundesstaat
in Mitteleuropa. Orta Avrupa'da bir federal eyaletmiş. Erbestecht Zeit. Burada bir, daha önce de bahsetmiştik. 19 tane 100 ve yanında 90 da söyleyebilirsiniz. 1900 90 de diyebilirsiniz. Aus 60 Länder. Burada bahsettiği Länder ülke olarak değil, mesela ülke olarak çevrilmiş burada ama burada bahsettiğimiz aslında eyalet. Türkçesinde Länder ülke demek ama burada eyalet olarak temsil ediyor ve aslında küçük ülkeler gibi de anlamına da gelebiliyor. Çünkü Almanya'nın bu eyaletleri kendilerine ait kuralları olan birçoğunun belli bölgeler. Bunlar bir araya gelerek aslında federal bir cumhuriyet oluşuyor. Aynı Amerika gibi. Daha sonrasında İsviçre'ye geliyoruz. Die Schweiz, amtlich, resmi anlamına da gelir. Resmi adıyla Schweizerische Eidgenossenschaft. İsviçre Konfederasyonu. Istein Föderastischer Demokratischer Staat in Mitteleuropa. Orta Avrupa'da federal demokratik bir devletmiş. Österreich, yine resmi adıyla Entlich Republik Österreich, ist ein Mitteleuropäischer Binnenstaat mit rund 6, burada belli bir sayı belirtilmiş, 8,9 milyon nüfusundan bahsetmiş. Millionen Einwohnern diyerek nüfusuyla Orta Avrupa'da karayla çevrili bir ülkeymiş. Size Almanya hakkında şöyle bir iki tane yerden örnek göstereceğim. Mesela bir tanesi belli bir yer değil ama Almanya hakkında bilinmesi gereken bir konu, Münster'den olan bir olay. Belli ülkelerde bilirsiniz belli amaçlarla yapılan koşular vardır. Ona örnek olarak verilmiş bu resim. Münster'de de her yıl belli zamanlarda, mesela en son 2008-2010 arasında da özellikle olmuş. Ondan sonra da yapanlar oldu. Bunlar da mesela kimlerin birinci geldiğinden burada bahsetmiş. Bu şekilde etkinlikleri var. Bunun haricinde özellikle Almanya için önemli olan noktalardan biri de Bahnhofstrasse. Bahnhofstrasse bizim Türkiye'deki yere de benziyor. Mesela buradaki Almanya gibi gözükse de buna benziyor. Almanya dışında İsviçre'de de böyle yerler var. Almanya'daki 1.4 kilometre uzunluğunda bir caddeymiş. Bunun ardından Liedenhof geliyor. Bu Liedenhof da Kuzey Hessen'de Hasfeld kasabasındaki belli bir bölge. Bunun için de Almanca Liedenhof ist ein Weiler der Stadt Hasfeld im Nordhessischen Landkreis cümlesini kurmuşuz. Ardından Köln'e geliyoruz. Almanya'yı gidenlerin, bilenlerin en çok bildiği yerlerden biri. Orada da Almanya'ya dair çok fazla eser var. Yine belli bir eşleştirmemiz var. Okumak isteyen varsa bunlardan alalım. Bu şekilde devam edelim. Bu derse bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum çünkü. Peki hocam. El kaldırabiliriz. Kaldırma var. Yeri geldiğinde ben zaten söyleyeceğim. Burada bahsedilen bir karnaval var. Buna da resim olarak hangisini mesela diyebiliriz? Tahmin yürüten var mı? Ben chat açıyorum. Chat kısmından evet geliyor hocam. Evet doğru arkadaşlar. Üçüncü resim. Onların karnavallarında böyle özel maskotları da oluyor. Bunları Almanya'nın birçok yerinde görmeniz mümkün. O zaman ikinciye geçelim. İkinciyi okumak isteyen var. Teşekkür ederim. İlk kere de ben okuyayım. Die Universität zu Köln gibt es schon seit. Biraz önce okurken şunu fark ettik ki 1388 olarak okuduk. Dediğim gibi 13 tane 100 ve 88 olarak okumamız gerekiyor. Eğer 13 üzerinden ele alacaksak. Yani Seizden hundert achtund achtzig olarak da okuyabiliriz. Ya da 1300 dreihundert
Ahtut, Ahtunt, Ahsik olarak. Kölne Bürger haben sie gegründet. Die Universität ist sehr groß. Sie hat zurzeit circa 44.000 Studenten, circa 11% kommen aus dem Ausland. Ausland yabancı ülke demek, yani yurt dışından gelenlere mesela turist diyoruz ya, onların geldiği ülkelere Ausland deniyor Almanca. Dendiği gibi dördüncüyü temsil ediyor. Burada bahsedilen de 1388'den beri hizmet veren bir üniversite. Bu üniversite Köln'ün en eski üniversitesi ve 44 bin civarı öğrenciye hizmet veriyor. %11'i ise yurt dışından gelen öğrencilermiş. D'de de bunu anlatmış. C'yi okumak isteyen var mı? Der Kölner Dom liegt nach am Rhein und gehört zu den großen und bedeutenden Kathedralen weltweit. Der Bau hat über 600 Jahre gedauert von 1248 bis 1880. Die Türme sind circa 157 Meter hoch. Burada da yine Köln için önemli olan bir katedralden bahsedilmiş. Katedral çok eskilerde yapılan ve dini değeri de aslında yüksek olan ama günümüzde daha çok müze gibi kullanılan yerleri de temsil ediyor diyebiliriz. 600 yıllık bir geçmişi varmış. 1248 ile 1880 arasında özellikle önemli bir yeri varmış. Ve 150 metre, neredeyse 150 metrelik bir yüksekliği varmış. Burada sizce C hangisine ait olabilir? Hangi resme ait olabilir? Tahmini olan var mı? Zaten chat'e şu an yazıyorlarmış. Aynen. Birinci resim. Almanya'da buna benzer çok fazla katedral görebilirsiniz. Dediğim gibi belli bir kısmı hala da kullanılıyor. İçine girip de gezmeniz de mümkün. Son bölüm okumak isteyen var mı? Farklı bir isim okutabiliriz. Hı hı. Eski bir şehir olduğundan bahsedilmiş ve 2000 yıllık aslında Römer diye belli bir yerden bahsediyor ve 2000 yıllık bir tarihi varmış. Burada eski evlerin olduğundan da bahsediliyor. Yani şehre ait bir resim arıyoruz aslında burada. Turistlerin çok fazla geldiği belli bir yerden bahsediyoruz. Sizce hangi resim olabilir? Zaten bir tanesi kaldı. Aynen, ikinci resim. Burada da Köln'e ait bir resimle bizi karşılıyor. Bundan sonraki bölümleri bu kadar uzun uzun okumayabiliriz. Çünkü vaktimiz de kısıtlı ama özellikle belli yerleri okutmak istiyorum. Hani direkt ben de okuyabilirim. Bu şekilde de geçiştirebiliriz ama siz de katılırsanız hani hem daha çok ders ilgimizi çeker hem de kendinizi geliştirmiş olursunuz diye özellikle sizi okutmak istedim. Burada bize bir özellik verilmiş. Ne demiş? Yani önemli bir konudan bahsedilmiş. Kölnlüler kendilerine Kölş diyormuş. Yani bu şekilde bizim Türkiye'de nasıl bazı lehçelerde kendilerine ait bazı kelimeler var. Almanya'da da buna benzer şeyler var. Mesela Kölş kelimesini çok fazla kullanıyormuş Kölnlüler. İşte kendine ait tradisyonel, yani geleneksel belli bir dilleri de varmış aslında. Buna dair literatürlerinde bazı örnekleri varmış. Literatür, edebiyat demekti. Türkçe'de de biz bu şekilde kullanıyoruz. Günlük komünikasyon, iletişimsel bir durum varmış. Günlük iletişimlerinde genelde bunu çok kullanıyorlarmış. Hochdeutsch denilen bir durum var. Bundan ilk derste bahsetmiştik. Almanca kendi içinde, tarihsel gelişimde belli isimleri ayırıyordu. İşte Hochdeutsch gibi, Hochmitteldeutsch gibi. Köln eski bir şehir olduğu için de aslında Hochdeutsch'ta da, yani eski Almanca'da sıkça söz edilen bir yermiş. Mesela das ya da was kullanmayıp dat ya da wat diyorlarmış.
J ve İ'lere aslında biraz daha farklı bir şekilde seslendiriyorlarmış. G'yi biraz daha J gibi, yani biz Almanca'da bunu nasıl okuyorduk? Y gibi okuyorduk. G'yi de aslında Y gibi biraz okuduklarını görüyoruz. İhi, SCH'yi kelime içine nasıl okuyorsak o şekilde okuduklarını mesela yazmış burada. Yani Köln'e ait de bu şekilde bazı özellikleri öğrenmiş olduk bu şekilde. Mesela nelerden yine bahsetmiş? Akademik anlamda belli kullanılan dilsel özellikleri varmış. Akademie für unsere Kölsche Sprache. Köln'ün dili gibi bir anlama geliyor. Merliere Kölsch. Wir lernen Kölsch anlamına geliyor. Yani wir yerine mer'i kullanmışlar. Lernen yerine lehre'yi kullanıyorlar. Yani eğer Almanca biliyor olsanız da Almanya'ya gittiğinizde çok farklı lehçelerden dolayı anlayamadığınız kelimeler olabilir. Buna da bir örnek aslında. Kölsch Abitur. Mesela Abitur daha önce de kullanmıştık. Böyle bir sınav sistemi vardı. Burada da bahsedilen yine onun diline ait belli egzersizler ve sınavlar da oluyormuş. Buna dair kitaplar yazılmış. Eğer Almanya'ya gitmeyi düşünüyorsanız belli bir süre gezi için olsun, kalmak için olsun bu gibi şeyleri önceden öğrenmeniz sizin yararınız olur. Özellikle gideceğiniz yer açısından. Köln'e dair bunları öğrendik. Sonra geldik Bern diye bir yere. Bern acaba neresi? Ona bakalım. Ona dair bazı yerler varmış. Mesela ne demiş? Das Münster. Bern Katedrali demek. Yani Bern'de olan özel bir katedrale bu ismi vermişler. Die Zitglocke bir orta çağ kulesinin ismiymiş. Das Bundeshaus ise belediye binasına deniyor. Bundes burada aslında ana bina gibi bir anlama geliyor ama şehirdeki ana bina olarak belediye binası görülür. O yüzden Bundeshaus'u belediye binası olarak da söyleyebiliriz. Burada yine 4 tane resmimiz var. Bu 4 tane resmimizi eşleştirmemizi istemiş. Mesela demiş ki Das Münster fotoğraf 4'teki, yani buradaki katedralmiş. Ve burada ilginç bir kelime var. Der Bärenpark. Bäre kelimesi size tanıdık gelebilir. Daha önce öğrenmiştik bu kelimeyi ama üstünde umlaut olmadan ve buna dair bir park demeye çalışmış. Sizce bu hangi resim olabilir? Evet, 2 diyen var, 3 diyen var. Size şöyle bir ipucu vereyim. Bu A'nın üstündeki umlaut'u aynen yok edin. Yanındaki şu en takısını da yok edin. Sadece bağ olarak düşünün. Çünkü Bären aslında o bar kelimesinin çoğulu. Ayı parkı demek. Çok fazla ayının da bulunduğu belli özel bir yer. Burası İsviçre'de. Özel bir park. Bunun dışında ne demiş? Biraz önce de seslendirmiştik. Bir orta çağ kulesinden bahsediyorduk. Sizce bu hangisi olabilir? Yine tahminleri alalım. Tahmininiz var mı bu Zitglocke için? 2 numara geliyor hocam. Evet. Evet. 2 numaralı resimde kastedilen yer Schweiz için, yani İsviçre için Zitglocke, yani önemli bir orta çağ kulesi. Ve son resimde zaten ne demiştik? Belediye binası. Almanya'da buna benzer ya da İsviçre'de buna benzer çok fazla bina görebilirsiniz. Belediye binaları dahi çok eski binalardır. Çoğunluğu eski zamanlarda başka amaçlarla kullanılmıştır ama mimariye sahip çıkma amaçlı yeni nesil olan belediye binası gibi yerleri bile hani böyle eski yerlerde kullanıyorlar. Bu da aklınızda bir bilgi olarak olsun. Geldik Avusturya'ya. Avusturya'ya dair 6 tane resmimiz var. Burada kısa kısa geçeceğim ben. Dediğim gibi vaktimiz maalesef kısıtlı. Kitaptan alırım ama bu kitabı da mesela üreten kişi aslında haftada en az 3-4 ders işleyen birine göre üretmiş. Doğal olarak hani hepsine tek tek değinmemiz maalesef mümkün olmuyor. Burada önemli kelimelere bakmamız gerekiyor aslında. Karlskirche. Kirche kelimesi kilise demek. Karls Kilisesi gibi bir anlama geliyor.
1716 ile 1737 yılları arasında yapılmış bir kilise. Yapanlarına Fischer von Erlacht, Hadrun Son gibi böyle bir isimle sesleniyorlarmış. Ve dediğim gibi 1716 ile 1737 yılları arasında yapılmış. Doğal olarak eski bir binadan bahsediyoruz burada. Bu resimlerden herhangi biri, ben direkt cevabı vereceğim. Burada çünkü notunu almıştım. Şu anda da yukarıyı açamadığım için göremiyorum. Dördüncü resim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yer Kals Kilisesi'nin yeri. İkincisinde Viyen Müzesi'nden bahsedilmiş. Şehrin özel bir müzesi. 1950'li yıllarda yapılmış. Stammt aus der 1950er Jahren. Dediğim gibi bunları bölerken lütfen arada 100 kelimesini söylemeyi unutmayın. Söylemediğinizde çünkü çok farklı bir anlam da çıkabiliyor. Yani günlük hayatta belki size anlarlar ama resmi bir yerle konuştuğunuzda çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Burada da bahsedilen bu müze sanatsal ve tarihsel belli eserler veren yerden bahsediyoruz ve 100 yıllık belli eserleri veriyormuş. Bir müzeden bahsediliyor. Burada olan müzede 6. resimde gözüküyor. Aslında şuradan da anlayabiliriz. Burada bahsedilen diyen bütün yerler şu resimdeki hariç eski yerler. Burası daha yeni bir bina. Eski binayı ararken olabildiğince mimarisine bakmamız gerekiyor. Sonra nereden bahsedilmiş? Suggestion diye bir yerden bahsedilmiş. 1898'li yıllarda yapılmış bir yer. Suggestion kelimesinin Türkçe'de İngilizce üzerinden düşünürsek anlamı var ama direkt olarak burada anlamına bakmak yerine daha çok aslında yapıya bakmak gerekiyor. Bu yüzden şu anlık bunu durdurup diğerlerine bakarak aslında onu çözmemiz gerekiyor. Nashmarkt. Markt kelimesi İngilizce'deki markete benzer bir kelime. Burada da markete benzer bir yer aramız gerekiyor. Obst und Gemüsemarkt. Yani meyve ve sebze marketi. Zaten bize direkt cevabı vermiş. Üçüncü resimdeki yer. Musikverein von 1870 befindet sich der Goldene Saal. Müzikle ilgili bir yer ve 1870'li yıllarda yapılmış. Buradan operaya benzer bir yerde bekleyebiliriz. Çünkü bu yıllarda müzik anlamında en önemli şey opera tarzı mekanlardı. Doğal olarak burada da cevabımız direkt 5 numaralı resim oluyor. Ve son olarak Die Staatsoper. Burada özel opera yeri var. Fa 1879. Pardon. Zehtik. Burada ne demiş buna cevap olarak? Birinci resim demişiz. Tamam. E5. resimmiş. Doğru. Burada C'de cevap olarak ikinci resim oluyormuş. Şu yer. Ben bunun cevaplarını da yollayacağım. Evde çünkü tekrardan incelemenizi cümleleri istiyorum. Burada ben ne kadar tekrar etsem de cümle yapılarını görebilmeniz açısından uzun cümleleri özellikle baktırmaya çalışıyorum size. Yine buna benzer belli yerler ele alınmış. Sinema salonu gibi, yine katedraller gibi, müzeler gibi. Buna da evde bakın. Ve gelelim dünyanın 7 harikasını Almanca nasıl ele alabileceğimizden. Weltwunder, oder die sieben Weltwunder, waren bereits in der Artike, Antike, eine Auflistung besonderer Bauwerke oder Standbilder. Die älteste Überlieferung einer Liste von Weltwunder geht auf den Geschichtsschreiber Herodot zurück, etwa 450 Christmas. For Christmas anlamına gelen bir kısaltmadır bu. Yani İsa'dan önce neredeyse 450 yıllarda
Herodot tarafından yazılmış ilk dünyanın yedi harikası. Antik dünyada dünyanın yedi harikasının isimleri var burada. Şu anki modern dünyada seçilen dünyanın yedi harikasının isim var. Mesela CN Tower, Toronto, Kanada'daki yer. Delta Werke und Duider Zee Werke, Hollanda'nın güneyinde bulunan özel bir yer. Empire State, New York'taki herkesin bildiği bir bina. Eurotünel, Fransa ve Büyük Britanya arasında İngiliz kanalında yer alan önemli bir yer. Golden Gate Köprüsü, yine San Francisco, Amerika'da yer alan bir yer. Itaipu Barajı, Brezilya ve Paraguay arasında kalan bir yer ve Panama Kanalı. Bunlar architect, yani binanın yapısı olarak modern dünyanın yedi harikasını temsil ediyor. Diese Liste beruht nicht auf Rekorden, sondern auf architektonischen Meisterleistungen, die sich im Lauf der Zeit durchgesetzt haben. Bu liste nasıl bir şekilde hazırlanmış ondan bahsediyor ve demiş ki 1995 erstellte die American Society of Civil Engineers eine Liste der sieben Wunder der modernen Welt. 1995 yılında Amerika Türkçesini şu anda yapamıyorum. Amerika'nın önemli bazı mimarlarının oluşturduğu bir listeymiş. Ve günümüzün yedi harikasına gelecek olursak, 7 Temmuz 2007'de Lisabon'da açıklanmış bu dünyanın yedi harikası. Mesela Meksika'daki Maya Tapınağı'na bu şekilde Almanca, tabii orijinal adı Meksika dilinde olduğu için biraz da farklı bir ismi seslendiriliyor. Christus Statue, yani İsa heykeli, Christus Statue olarak ele alınıyor. Colosseum, Colosseum olarak Almanca söyleniyor. Çayne Şişe, Mauer, Çin Seddi. Peru'daki Machu Picchu, özel bir yer adı. Onu direkt Almanca ya da Türkçe çevirmemiz mümkün değil. Petra Felsenstadt ve Taj Mahal. Hindistan'daki bina. Bu hafta biraz daha dediğim gibi genel kültür olarak ele almak istedim. Çünkü gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın olsun, gerekse Almanca eğitim alınan kurumlarda olsun, hem dilin konuşulduğu hem de dünyanın belli noktalarındaki önemli yerleri genel kültür olarak anlatılması gerektiği, gerek dil bilimciler, gerek de eğitim anlamında çalışanlar tarafından öneriliyor. Bu hafta bu yüzden olabildiğince cümlelerle hem Almanca cümlelerin oluşumuna dair hem de kelime dağarcığımızın geçmesi adına bazı yerlerin adlarını ve oraya dair özellikleri ele aldık. Şimdiki konumuz ise indefinitif pronomen konusu. Yani asıl konu. Şu anda saat kaç bu arada? Hocam 7:30, 8:30. Dilerseniz tamam, 1.5 ara verelim. Aramızı verelim. Hı-hı. Ben hemen sorularla başlıyorum. Freies kelimesi Freizeit'ten mi geliyor diye bir soru var. Şimdi şöyle, frei kelimesi normalde boş anlamında da kullanılan bir kelimedir. Yani özgür anlamında Freizeit mesela boş zaman demek. Orada önemli olan frei kelimesi aslında. Frei'in birçok anlamı var ama zamansal anlamda ya da mekansal anlamda kullanılırsa boş anlamına gelir. Mesela boş mekan, belli bir yerin boş olduğunu temsil ederken, yani örnek veriyorum, bir oda tutacaksınız. O oda kimse tarafından tutulmadıysa orada Freizeit diyoruz. Ya da işte zamanımız varsa Freizeit diyoruz. Mesela Freitag da aklınıza gelir. Cuma boş gün anlamında da kullanılır Almanca. Bu yüzden ismi Freitag olarak geçer. Yani Freizeit'e evet benzer ama asıl kelime burada Frei kelimesi. Hocam şöyle bir rica var. İlk okuduğumuz, yani katılımcılarımızın okuduğu ilk slide'ı tekrar sizin okumanız mümkün mü? Tabii ki. Tabii ki.
Bakalım ilk slaytımıza geri dönelim. Şuydu galiba. İlk dört. Evet hocam, oydu. Tamam. Ben bir kere bunu okuyayım bu arada. Başka soru varsa ilk önce onu alalım, yoksa bunu okuyacağım. Şu an görmüyorum hocam. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Die Ossi Kainzil ist für einen Bade und Strandurlaub beliebter. Denn hier sind die Voraussetzungen für Wassersport einfach perfekt. Segen, Tauchen und Surfen. Und wenn Sie Ruhe suchen, können Sie in der Dünenlandschaft herrliche Spaziergänge machen. Oder haben Sie Interesse an Kultur und Geschichte? Die alten Hansestädte Rostock, Wismar und Stralsund laden Sie zu einem Besuch ein. İkinci bölüm. Kommen Sie in das Traumhefte Allgäu. Am bekanntesten ist dort natürlich das Marschenschloss Neuschwanstein. Die Region im Süden Bayerns mit ihren herrlichen Bergen bietet aber auch vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Skifahren, Klettern oder Wandern. Und kleine Bergseen und bunte Blumenwiesen laden zur Erholung ein. Nirgends können Sie schöner Urlaub machen. Üçüncü bölüm. Drei Länder, ein See. Den Bodensee teilen sich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kein See in Deutschland ist größer und attraktiver. Hier können Sie sich herrlich an einem der wunderschönen Badestrände oder bei einem Spaziergang durch eines der vielen hübschen Bodenseestädtchen erholen. Sie können aber natürlich auch eine Fahrradtour um den See oder eine Schifffahrt zur Insel Mainau machen. Auf der sogar tropische Pflanzen wachsen. Dördüncü bölüm. Der Thüringenwald ist das grüne Herz Deutschlands und mit 6000 Kilometer Wanderwegen ein echtes Wanderparadies. Am beliebtesten ist bei Wanderfreunden der Fernwanderweg Rennsteig. Kein Fernwanderweg in Deutschland ist alter und bekannter. Aber auch für Kulturliebhaber lohnt sich die Reise. In der Kulturstadt Weimar am Rande von Thüringenwald können Sie den Spuren von Goethe und Schiller folgen. Bu şekildeydi arkadaşlar ilk bölümde. Teşekkür ederim. Ne demek? Başka soru yok. Dilerseniz devam edebiliriz. Tamam. Indefinitif pronomenlara geçtik. Daha önce belirsiz zamirlerden biraz bahsetmiştik. Aslında bazıları buna benziyor ama belli farklılıkları da var. Bir artikelin işlevi olarak da ele alınabiliyor ya da kelimeyi tanımlayan belli kelimelerde o kelimeleri yerine de geçebiliyor. İsimlerin önüne geliyor indefinitif pronomenlar. Bir kişinin veya bir şeyin belirsiz bir miktarını temsil etmek için kullanılıyor. Kişi ya da şey ya bilinmiyor ya da miktarı tam belirtilmemişse indefinitif pronomenları kullanıyoruz. Farklı indefinitif pronomenlar var. Bazıları kendi içinde gerek nominatif, akusatif, datif olarak değişebiliyor. En çok bilinenleri de 3 bölüme ait oluyor. Indefinitif pronomen nur für Personen. Kişiler için sadece kullanılanlar. Indefinitif pronomen nur für Sachen. Belli şeyler için sadece kullanılanlar. Ya da kişiler ve şeyler için bir arada kullanılabilecekler. Mesela bir tane burada bahsedilmiş. Man, jemand und niemand. Sadece kişiler için kullanılıyormuş. Niemand kimse demek. Jemand
herkes olarak da kullanılabiliyor ya da belli kişi olarak da kullanılabiliyor. Mansa bilinmeyen kişi olarak kullanılıyor. Mesela biz gün içinde işte şunu işte bir insan şunu yapabilir gibi bir cümle kullanırken man kelimesini kullanabiliyoruz. Bunu erkek anlamına gelen iki ne ile yazılan manla karıştırmamaya çalışın. Mesela işte birisi şunu yapabilir gibi bir kelime, bir cümle kurarken man kelimesini kullanıyoruz. Yani tek ne ile olanı. Bunlar nominatif, akusatif ve datifde belli şekillerde kullanılıyor. Mesela man kelimesi nominatif yani yalın haldeyken direkt bu şekilde kullanılıyor. Ancak akusatif ve datif haldeyken aynı üzerinden kullanılıyor. Aynı daha önce öğrenmiştik çekimini de. Burada man yerine aynı kelimesini kullanmamız gerekiyor. Jemand kelimesinde nominatif halinde yine aynı jemand olarak kalıyor. Akusatif ve datif haldeyken sonuna belli takılar alıyor. Ve kimisi jemandın önüne irgend kelimesini de getirebiliyor. Bu şekilde de yine aynı anlama geliyor. Yani iki türlüsü de aynı anlama denk geliyor. Niemand kelimesi nominatifte diğerleri gibi aynı şekilde kullanılıyor. Hiçbir değişikliğe uğramıyor. Akusatif ve datif haldeyken gördüğünüz gibi akusatifte her seferinde en takısı almış. Datifte ise her seferinde en takısı almış. Yani der artikeli üzerinden düşünüyoruz burada. Deri hatırlarsanız akusatif haldeyken den, datif haldeyken de dem oluyordu. Doğal olarak yanına gelen kelimeler de en ya da em takısı alıyordu. Burada da man, jemand ya da niemand buna göre takılar almış. Ve man tamamen değişmiş. Aynı olarak karşımıza çıkmış. Yine kişiler üzerinden sadece devam ettiğimizde. Dediğim gibi indefinite pronomun yani Türkçe'ye belirsiz zamir olarak da çevriliyor ama aslında tam olarak belirsiz zamir de demek doğru değil. Bunların sadece kişilerin önüne gelen hallerinden bahsediyoruz. Yani kişi derken işte kadın, erkek ya da belli işleri yapan kişilere de insan üzerinden isimler veriyorduk. İşte öğretmense Lehra, kadınsa Lehrer'i diyorduk. Burada bahsettiğimiz bu şekilde kişilerin önüne gelen indefinitif pronomunlardan bahsediyoruz. Kişisel olmayan man zamiri bir ya da daha fazla belirsiz kişiyi temsil edebiliyor. İşte birileri şunları yapabilir derken de man'ı kullanabiliyoruz. Sadece nominatif halde bulunuyor. Üçüncü tekil şahıs ile kullanılmıyor. Akusatif ve datif halde de biraz önce gördüğümüz gibi değişiyor. Dediğim gibi man kelimesini erkek anlamına gelen İki neyle kullanılan haldekiyle karıştırmamak gerekiyor. Örnek olarak mesela soruya hazırlanmış. Darf man hiya rahın? Burada sigara içilebilir mi? Anlamında bir soru bu. Burada herhangi birisi sigara içebilir mi gibi bir cümle oluşturduğumuz için man kelimesini kullanıyoruz. Özne yerine. Bunun ardından jemand ve niemand geliyor. Bunlarsa sadece tekil olarak kullanılabiliyor. Yani birisi belirsiz bir cümleyle ilişkili ve cinsiyetsiz. Herhangi bir cinsiyet temsil etmiyor. Ancak akusatif ve datif halde kullanılırken der üzerinden ele alarak en ya da em takısı alıyor. Niemand zamiri birini olumsuz halde kullanılmasını sağlıyor. Yani hiç kimse derken biz niemand diyoruz. Mesela ist hier jemand demiş. Burada herhangi biri var mı? Birileri var mı? Niemand. Kimse yok. Anlamında sadece niemand da diyebilirsiniz. Irgend jemand dediğim gibi jemandla aynı anlama gelir. Aralarında aslında hiçbir fark yok. Bazı cümlelerde sadece jemand olarak da kullanılabiliyor. Bazılarında önüne ek olarak gelebiliyor. Ve belli varlıklar için diyeyim. Kullanılanlar var bir de. Etwas, nichts, alles ve wer. Bunlar da zahınların yani nesnelerin önüne geliyor. Etwas bir artikel olarak bir ya da ismi tamamlayıcısı olarak kullanılabiliyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Yani biraz öncekiler gibi takı almıyor. Belirsiz bir şeyi veya belirsiz bir durumu temsil ediyor. Konuşurken bazı kişiler etwas yerine sadece was'la diyebiliyor. İki hali de doğru. Mesela Zayruhik, das ist irgendet was. Sessiz olun. Bir şey var. Etwas bir şey anlamına gelir.
ilgendet was diyerek de bir şeyi temsil edebilirsiniz. Ya da sadece was diyerek de. Profesör, das Professor hat wohl in seiner Aufgabenstellung was durch einander gebracht. Yani diyelim ki siz bir ödev hazırladınız, üniversitedesiniz mesela. Hocanıza verdiniz, baktı hocanız beklediğinizden daha az puan verdi. Ne dersiniz? Ödevde bir şeyleri yanlış okudu, karıştırdı. O zaman burada bir şey derken was'ı da kullanabiliyoruz. Was normalde sorularda kullanıyorduk, ne anlamına geliyordu. Ama burada bir şey anlamına geliyor. Aynı zamanda et was kelimesi ein wenig, ein bisschen, biraz anlamına da gelebiliyor. Mesela hast du noch etwas ya da ein bisschen ya da ein wenig Zeit für mich. Noch hala demek, hala benim için für mich biraz zamanınız var mı derken üç şekilde de kullanabiliyoruz. Hörst du etwas, bir şey duyuyor musun, bir şeyler duyuyor musun? Nein, ich höre nichts, hayır hiçbir şey duymuyorum. Nichts de bu şekilde kullanıyoruz. Hiçbir şey derken nichts diyoruz. Yani yanına s takısını getirmemiz gerekiyor. Ja, da alles'i kullanacaksak. Manche Leute wollen alles oder nichts. Bazı insanlar hepsini ister, her şeyi ister ya da hiçbirini istemez, hiçbir şey istemez. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Welch ise etwas, ein wenig, ein bisschen, einige anlamlarında kullanılabilen bir kelime. Belli takılar alıyor yanına. Mesela nominatif haldeyken eğer maskulinle kullanacaksak, yani ardından gelen isim der artikeli alıyorsa welcher oluyor. Yani mesela ne, bir şey üzerinden alalım. Das Buch diyelim. Mesela kitap üzerine ele aldığımızda bunu welches Buch diyoruz. Herhangi bir kitap gibi bir anlamda kullanabiliyoruz. Ya da akustatif olarak yine der, die, das nasıl çekimleniyorsa o takıları alıyor. Mesela welche'ye welches demişiz. Çünkü welche kelimesinin önüne das artikelini koyamayız. Artikelleri getirmiyoruz bu kelimelerin başına hiçbir şekilde. Bu nedenle artikellerin takılarını buraya koyuyoruz. Çünkü kelimenin artikeli neyse onu belirtmemiz gerekiyor. Burada önemli olan konu bu aslında. Schau mal in der Vorratskammer nach. Kilere bir göz atın. Da müsste noch welcher sein. Hala biraz olması gerekirdi. Bu şekilde kullanılmış. Ve iki taraflı kullanılanlar var. Yani hem kişi için hem nesne için kullanılabilenler var. Mesela al kelimesi. Bu da yine takı alan bir kelime. Bir artikelin işlevi ya da ismi tanımlayıcısı olarak görülebiliyor. Biraz önce de örneğini göstermiştik. Hepsi, her şey gibi anlamlarda kullanılabiliyor. Al mesela maskulin, yani der artikelinin nominatifi de aller olmuş. Er takısını almış. Die artikeli için e takısı almış. Das artikeli için es takısı almış. Bu şekilde çekimleri bulunmakta. Einige mesela bunu nasıl çekimlenmiş? Yine aynı şekilde takılar almış. Burada önemli olan aslında hangilerini takı alıp hangilerini almadığını bilmek. Hangisini takı aldığını biliyorsanız aldığı takıları zaten bilirsiniz. Önemli olan burada hangilerini alabildiğini bilmek. Von den Geschäftspraktiken dieser Firma hat man schon so einiges gehört. Bu şirketin iş uygulamak hakkında pek çok şey duyuldu. Einige, pek çok şey derken kullanabileceğimiz bir kelime. Ya da yere, her anlamına gelir. Mesela işte her kitap için 30 lira ödedim derken yd'yi kullanıyoruz. Burada yd'nin yine çekimlenmiş hallerini görüyoruz. Mein sechs Jahre Sohn gibt mir immer die Antwort. Das weiß doch jeder. 6 yaşındaki oğlum bana her zaman şu şekilde cevap veriyor. Bunu herkes biliyor. Jeder diyerek burada herkes anlamında da kullanabiliyoruz. Yani eğer bir kelimenin önüne gelirse her punk punk punk, yani herhangi o maddenin ya da o şeyin her seferini
temsil ediyor ya da ye da diyerek cümle içinde herkes anlamında da kullanabiliyoruz. Manş kelimesi. Manşmal'den aklınıza gelebilir. Manşmal bazen demek. Onları da zaman şeyleri olarak öğreneceğiz. Manş kelimesi de pek anlamında da kullanılabiliyor. Mesela bazen nasıl bir şekilde Türkçe'de aynı zamanda söyleyebiliriz? İşte pek zaman işte şunları yapabiliyorum. Çoğu zaman gibi bir anlama gelebiliyor. Burada da pek anlamında kullanılıyor. Yine çekimleniyor. Heute habe ich im Unterricht so manches nicht verstanden. Bugünkü derste ya da bugün sınıfta pek bir şey anlamadım. Pek anlamadım. İkisi için de manşesi kullanabiliyoruz. Ve mehr. Birkaç anlamında kullanılır. Bu kelime sadece çoğul anlamda kullanılabiliyor. Birkaç, bir miktar anlamlarına geliyor. Ve çoğulda yine nominatif, akusatif, datif ve genitifde belli ekler oluyor. Das Spiel war grottenschlecht. Gerçekten kötüydü, çok kötüydü. Yani olağanüstü kötüydü gibi bir anlama geliyor. Mehrere verließen vorzeitig das Stadion. Stadion. Birkaçı, birkaç kişi, ikisi olarak da kullanılabiliyor. Stadyumdan erken ayrıldı. Indefinitive pronomenlar bu şekildeydi. Gün içinde çok sık kullanılıyorlar. Ancak biraz daha ileri seviye olduğu için bugün ele aldık. Ve gelelim endeklinasyonlara. Endeklinasyonda aslında şöyle bir durum var. Almanca'da nominatif hallerde der ve das'ın işte iyilik halinde sonuna st kısaldığını gördük. Örneğin nominatif hali das buh olan isim genitivi de des buhes oldu. Buna bir örnek. Endeklinasyon ise bu kuralın biraz daha farklı versiyonu. Canlı varlık isimlerine, insanlara özgü bir takım isimler ya da hayvan isimlerine, sıfattan türetilmiş isimlere ya da sonu isle biten isimlere verilen bir takım. Mesela der Junge, çoğulda die Jungen olarak geçiyordu. Akusatifte ne olmuş? Den Jungen olmuş. Dativde dem Jungen olmuş. Genitivde des Jungen olmuş. Yani sonuna aldığı bu takının nedeni endeklinasyon. Bu bir kural. Genelde zayıf isimlere gelir. Yani Almanca bu şekilde deniyor. Özel olarak şu zayıf isimdir diyebileceğimiz aslında çok fazla bir liste yok. Ama yine ben bunun listesini de atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kimisine N takısı, kimisine ise N takısı geliyor. Aslında şuradan da anlayabiliriz. Eğer kelimenin sonu sessiz harfle bitiyorsa yüksek ihtimal N takısı gelir. Çünkü die Jungen dememiz mümkün değil. Zaten iki tane sessiz harfle bitmiş cümle, kelime. Doğal olarak N takısını getirmemiz gerekiyor ki rahatlıkla söyleyebilelim. Sonu genelde E ile bitenler sadece N takısı alıyor. Mesela Hole, Schotte, Chinese, Experte, Kollege, Kunde gibi bu kelimeler sadece N takısı alıyor. Sonu Ant, Ant, Ent, Oge, At, At ya da Ist de bitiyorsa da N takısı alıyor. Doktorant, Assistant, student, biologe, sociologe, normalde farkındaysanız bunlar E ile bitmiş ama biraz önceki gibi sadece N almıyor. Bunlar özel. Yani ayrı. Bunları maalesef ezberlemek zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Sonu E ile biten bazı bir istisna isimler var. Bunların genitif hallerinde ns takısı alıyor. Mesela das Herz. Bakın burada akustatifte das Herz'ın olmamış. N takısı almamış. Ama datifte almış. Genitifte ise Herzens olmuş. Şimdi zaten iki tane sessiz harf var. Direkt ns'yi getirse dört tane olur. Bunu söylememiz mümkün değil. O yüzden araya bir de e takısını atmış. Herzens olmuş. Ya da name, isim kelimesi üzerinden baktığımızda akusatif ve datif hallerinde N takısı almış, genitivde ise NS takısı almış. Mesela nominatifde nasıl yapmış? Gördüğünüz gibi burada örneklerimiz var. Der Junge ist,
zevzig yar alt, oksatif halde zihadden yungen auf eine Party kennengelernt. Der ruhsat gehört dem jungen. Yine datif halde de en takısı gelmiş. Genitivde de en takısı gelmiş. Bu da bir kural. Ne en deklinasyon dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Aslında biz bunları gördük ama direkt en deklinasyon olarak görmedik. Bunları direkt tak olarak geliyor dedik. Ama bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle bunun üzerine Almanca sınavlara girerseniz en deklinasyon üzerine de konular geçecek. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ya da bu takıların neye göre geldiğini bilmemiz gerekiyor. En deklinasyon dediğim gibi bu şekildeydi. Bunun arkasından aslında direkt konu olmayan ama belli kalıplar var. Onlardan bahsedeceğim. Gün içinde çok sık görebileceğiniz ya da kullanmak isteyebileceğiniz kalıplar. Mesela kabul etme veya reddetme. Diyelim ki biri geldi size dedi ki benim bir fikrim var. Eğer bunu kabul edecekseniz sehr gut, çok iyi, das machen wir, yapalım diyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki bu güzel bir fikir. Das ist eine gute Idee. Das finde ich gut. Güzel geliyor. Da machen wir das. Na gut. Na gut da iyi bir anlama geliyor. I verstanden. Yapabiliriz gibi bir anlama geliyor. Eğer reddedeceksiniz, besser nicht. Bu bir kalıp. Das geht nicht. Nein, das ist langweilig. Langweilig kelimesi sandık gelir size. Daha önce öğrenmiştik. Sıkıcı. Hayır, bu sıkıcı. Bunu istemiyorum gibi bir anlamda kullanıyoruz. Das finde ich nicht gut. Ya da ich finde nokta 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 besser. Ben bunu daha iyi buluyorum. Seninkinin yerine. Ya da mesela formal ve informal olanlar var. Formaller daha resmi olarak da kullanılabilenler. Informaller ise günlük hayatta çok sık kullanılanlar. Mesela ne demiş? Das passt prima. Prima, harika, çok iyi anlamlarında kullanılan bir kelime. Evet, bu çok iyi, çok iyi geliyor anlamında kullanılmış. Bu kabullenme. Mesela size biri bir şey söylediğinde kabullenecekseniz zusagen olarak düşünebilirsiniz. Bunun üzerinden de bu kalıplara bakmanız mümkün. Bakabilirsiniz. Bir de yardım isterken hangi soruları kullanabileceğimize dair kalıp örnekler var. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen? Affedersiniz, bana yardım edebilir misiniz? İlk haftalarda da öğrendiğimiz kalıp bir soru. Können Sie mir das bitte erklären? Erklären açıklamak demek, lütfen bana bunu açıklayabilir misiniz derken bu şekilde bir soru oluşturuyoruz. Wiederholen Sie das doch bitte nochmal. Nochmal tekrar bir kere daha anlamına gelir. Wiederholen tekrar etmek anlamına gelir. Wiederholen Sie das doch. Bunu bir kere daha tekrar edebilir misiniz? Buna da cevap olarak ja gern, natürlich, aber gern ya da işte mesela bir şeyi anlamadıysam was verstehen Sie denn nicht? Neyi anlayamadınız? Bunu da sorarak cevap verebilirsiniz. Bu şekilde örnekler var. İncelebilmeniz açısından koydum. Ve tekrar etmemiz gereken konulardan da biri imperatif zarflar. Yani emir zamanları. Bunda çok fazla soru gelmişti. Dedim ki bu hafta da koyayım. Bir kere daha işlemiş olalım. Tekrar olsun. İmperatif zarflarda üç şekilde cümleler yapabiliyoruz. Ya sen üzerinden, ya siz üzerinden ya da kibarlık anlamındaki siz üzerinden. Mesela sen üzerinden kuracaksak normalde du kommst deriz. O geliyor derken. Bunu işte gel, gele yani gel sadece o hale çevirebilmek için du kommst'u sadece kom olarak söylüyoruz. Yani öznemizi atıyoruz, sonundaki st'yi de atıyoruz ve sadece kom kelimesini kullanıyoruz. Diğerlerinde de aynısını yapmışız. Var testi varte olarak almışız. Öf testi öfne olarak. Lach testi lachle olarak. Bunun gibi. Bunları zaten hangi şekilde olduğu ya da işte bir öfkeyle mi söylediğimiz ya da sadece günlük içinde yap diyerek mi söylediğimiz günlük hayatta seslenişlerimizde ya da önceki ve sonraki cümlelerimizde belli oluyor. Bizim bilmemiz gerekense aslında bunların nasıl kullanılabileceği.
IA üzerinden kullanacaksak IA komptta yine özneyi yok ediyoruz ve sadece komptu kullanıyoruz. Yani sondaki takı do'daki gibi gitmiyor. IA kompt, kompt oluyor. IA wartet, wartet oluyor. IA öffnet, öffnet oluyor. Bunun gibi. Z'de, z-common gibi örneklerde ise bu durum biraz daha farklı. Z-common, common z olmuş. Yani aslında yerlerini sadece değiştirmişiz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Z-redden, redden z. Bunun gibi. Mesela vokal vevsel fiillerle nasıl ele almışız? Do, first. Normalde far'ın fiilini do'da kullanırken a'nın umladı oluyor. Ama burada imperatif yaparken umladı kullanmamışız. Sondaki yine takıyı atmışız. Do'yu da atmışız ve orijinal halini en takısı olmadan haliyle kullanmışız. Do list. Normalde bunun da listen'lı. St'yi attık. List olarak aldık. Ya da lade fiilini do last olarak kullanıyorduk. Ne yapmışız? Yine umladı yok etmişiz. Lade in ein yapmışız. Ama burada in'i yanlış yazılmış. Siz buna takılmayın. Lade ein. Bu araya herhangi bir şey gelmesi gerekirse herhangi bir şey gelebilir. Bunu örnek olarak ele almış bu. Ia fart. Sadece fart olarak kalıyor. Ia lest. Lest olarak kalıyor. Ya da z farın, farın z. Zaten biraz önce de gördük. Yani bunlarda pek bir değişiklik yok. Önemli olan aslında fiillerin herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığına bakmak ve işte z ise yer değiştiriyor. Do ya da ia ise özneleri yok ediyoruz. En kısa, kabaca hali bu şekilde. Haben ve sein'da da kullanışı şu şekilde. Du hast, hab olmuş. Du bist, sei olmuş. Yani sein'in sondaki neyi atmış haliyle kullanmışız. İşte ia'da yine ia'yı yok edip sadece hab demişiz. Seid, seid olmuş yine. Sie haben, haben sie. Sie sind'de değişiklik olmuş. Seien sie olmuş. Bu da yine imperativizasyon özel bir konusu. Ve tamlama oluştururken artikelleri neye göre oluşturacağız, kelimeleri neye göre dizeceğiz, onlara biraz da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Spice kartı menünün olduğu o yazılı karta deniyor. Bunu birleştirirken Spice kartı X'in yan yana geliyor. Araya hiçbir boşluk bırakmıyoruz ve önemli olan ikinci kelimenin artikeli. Yani Spice'in de artikeli diye ama bizim burada ele aldığımız değil, Karte'nin değilsi. Mesela Das Gemüse ile der Auf, Auf'u almışız. Ama burada Das'ı değil, Der'i kullanmışız. İkinci kelimeninkini kullanıyoruz. Ya da Die Birnen, armut demek. Armutlar olarak çoğullaştırılmış. Der Saft, su üzerinden düşünebilirsiniz. Armut suyu derken yine birleştirilmiş, ikincinin artikeli alınmış. Ya da Hühner Suppe, tavuk çorbası derken Suppe'nin artikeli kullanılmış. Yani kelimeler birleştirilirken de bu şekilde birleştiriliyor. Artikellerin olarak da ikinci kelimenin artikeli alınıyor. İkiden fazlaysa da en sona hangi kelime geliyorsa. Yani üç tanesini birleştireceksin. En sonuncu olarak koyacağınız kelime hangisi ise onun artikelini koyuyorsunuz. Bu da bu şekilde bir kural. Son olarak cümle içlerinde an, in, von kullandığımızda yanında artikel olarak demi kullanıyorsak biz bunu am, im, vom olarak kısaltıyoruz. Bunu daha önce cümle örneklerinde gördük ama yine de bazı kişiler şunu yazabiliyor bana. İşte am var hocam bu ne? İşte im var bu ne? Bu aslında andem'in kısaltılmış hali. Andem am olmuş. İşte beidem beim olmuş. Andas ans olarak da karşınıza çıkabiliyor. Ya da auf das aufs olabiliyor. Zu der zur olarak karşınıza çıkabiliyor. Bu tabloyu da bu şekilde inceleyerek hani bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu hafta iki ders yaptığımız için çok çok uzatmamaya çalıştım.
Bunlar örnek bazı cümleler, hani cümle olarak ve biraz hani böyle özlü sözlerle ilgileniyorsanız bakabilirsiniz diye koydum. Dediğim gibi bu haftaki ders olduğu için çok uzatmamaya çalıştım. Ama bir yandan da önemli olabilecek konulara değinmeye çalıştım. Sürçülisan olduysa affola. Olabildiğince biraz eğlenceli bir ders işlemeye çalıştım. Umarım sıkmamışımdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.